Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Efendim şimdi beklenti raporunda Yeliz Karabulut var, stratejist. Yeliz Hanım günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın, iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, pişti olduk bugün, ikimiz de siyah giymişiz. Evet, öyle gözüküyor. Şimdi piyasalardaki belirsizlik. Tabii bu belirsizliğin en birinci sebebi, ekonomi gazetelerinde de bunu bugün gündeme taşıdım. Ekonomi basını da zaten bunu gündeme taşıyor. Baktığımız zaman... dolar kurundaki makasın açılması ve bankalarda farklı, kapalı çarşıda farklı, döviz büroların ofis bürolarında farklı. Öbür taraftan o yetmiyormuş gibi bir de altın fiyatlarında da aynı şeyi yaşıyoruz. İşte sertifikada farklı, kapalı çarşıda farklı, kuyumcuda farklı, bankada farklı. Yani bu farklılıklar bu kadar belirsizliği üst üste taşıyor. Bu hani ekonomi için aslında çok da iyi bir şey değil ve bu kadar belirsizlikte vatandaş mesela kamu bankalarına bakıyorsunuz 19.40'tan alıyor, 20.40'tan satıyor. Şimdi döviz dolar kuru kaç dediğin zaman bir cevap vermek çok zor. Evet, gerçekten bir şey, makasların açıldığını görüyoruz açıkçası. Hangisini baz alacağız kadar, yani? Seçime kadar da muhtemelen böyle devam edecek. Çünkü bir sürü senaryo var. Şimdi yani ekonomi politikalarına da baktığımız noktada çok farklı bir yoldan ilerliyoruz biz. Yani genel kabul görmüş iktisadi politikalara dönülmesi halinde seçim sonrasında nasıl bir hareket elde edilecek? Hükümet ya da hükümetin devam etmesi ya da muhalefetin iş başına gelmesi halinde neler olacak? Açıkçası kafa karışıklığı var. Bu da aslında bir anlamda spreadlerin açılması, yani makasların açılmasına neden oluyor. Kurumlar arasındaki farklılaştırmalara neden oluyor diyebilirim. Ama bunu biz bir süre daha devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani aslında bir dünyaya da baktığımız noktada rakamlarda, yani finansal piyasalarda bir volatilite ve belirsizlik var. Evet. Bizde var. Evet, bizim kendi özel sebeplerimiz de var. Ama bütün dünyada da var. Yani mesela tahvil cephesine baktığımız noktada geçtiğimiz hafta içerisinde bile ciddi bir volatilitenin olduğunu görüyoruz. Bunu bir süre daha, yani hem dünya hem de Türkiye, ama ağırlıklı olarak Türkiye zaten çok kendi özelinde bir ayrışmış bir ekonomi politikası olduğu için seçim sonucunda, sonrasında ciddi belirsizlikler de söz konusu. Yani 3-4 tane senaryo çizebiliriz bu çerçevede. Bu açıdan diğer taraftan ise, yani enflasyon hala yüksek, dolara bizim net ihtiyacımız var. Burada yavaş yavaş yukarıya doğru bir hareketlenme var dolar endeksinde, kur korumalı dolarda. Kur korumalı mevduata rağmen bu hareketlenme söz konusu. Açıkçası bunu bir süre daha yaşayacağız gibi gözüküyor. Bu arada tabii mesela BOTAŞ yetkililerinin ya da BOTAŞ yetkilileri olduğu iddia edilen kişilerin kapalı çarşıda, önce Merkez Bankası yetkilileri dendi ama Merkez Bankası bunu yalanladı. Kapalı çarşıdan döviz alımı yaptığı ifade edildi. Yani böyle küçük kasalarda orada tekerlekli araçlarla, çünkü piyasada da bir dolar sıkıntısı var. Çünkü sadece BOTAŞ'ın 50 milyar dolarlık bir dış borcu var şu an itibariyle minimumda. Şimdi bir taraftan da Türkiye dolar basamıyor. Yani doları nereden bulacak? Piyasada pahalı. Kapalı çarşıdaki fiyatların artışında bu tarz hareketlerin etkisi olmuş olabilir mi? Yani şimdi tabii ki olmuş olabilir. Bizim net baktığımızda şirketlerimizin ciddi bir döviz açık pozisyonu var. Evet. Yani bizim net dövize ihtiyacımız var. Ülkemizin net dövize ihtiyacı var. Nette zaten enerji ithalatçısıyız baktığımız noktada. Bu açıdan bir de yani kur korumalı mevduat olsun. Yani her gün, neredeyse her hafta Merkez Bankası'ndan ya da ekonomi yönetiminden açıklama geliyor bu dövizin talebini düşürmek amacıyla. Yani kurumları da aslında çok fazla sıkıştırdık diyebilirim. Herkes bir çözüm arıyor. Tabii ki bu da yani spreadlerin ve şirketlerin, kurumların, bölgelerin kur tarafında farklılaşmasına neden olmuş olabilir. Ama tabii ki bu geçici olarak değerlendirmek gerekiyor. Muhtemelen bir seçim sonrasında bu hareketin tam tersi olması beklenebilir diye düşünüyorum. Yani aslında 2018'den bu yana başlayan, 2021 yılında bunun derinlik kazanan bir süreçten geçiyoruz.
Maalesef yani bunu bir süre daha çekeceğiz. Sonrasındaki hareketler ise daha genel kabul görmüş iktisadi politikalara dönülmesiyle birlikte muhtemelen bu tarz hareketleri görmeyeceğiz. Yani aslında bir yerden tutuyoruz ama bir taraftan ise açıkçası yani serbest piyasadaki fiyatlamanın açıkçası birazcık daha baskı altına almaya çalıştığımız için bu tarz hareketlerin olmasını da doğal karşılamak gerekiyor. Peki bu arada kur korumalı mevduatla ilgili de yeni bir makro ihtiyati tedbir alındı. Her gün neredeyse haftada 3-4 tedbiri görüyoruz bu anlamda. Kurumlar eğer siz 3 ay boyunca dövizinizi yatırırsanız burada elde edilecek gelirin vergisinden muaf oluyorsunuz. Şimdi bir taraftan da 1,7 trilyon TL'ye çıkan bir kur korumalı mevduatta Türk doları diyorum ben ona var. Şimdi nereye kadar yani bu İktidar değiştiğinde ya da değişmediğinde her halükarda bunun yıl sonuna kadar bir şekilde devam edeceğini biliyoruz. Değişse bile bu pat diye bir anda böyle kur korumalı mevduatlarınızı kapattım olamaz. 3 ay zaten bir zamanı olacak. Buradaki öngörünüz nedir sizin? Ya bunu tabii ki birden kesmek mümkünatı yok. Yani bu kadar bir TL'nin dönüşümünü düşünsenize. Yani Nereye buradan gidecek bu döndüğümüz para? noktada nereye gidecek? Yani ya dövize gidecek ya altına gidecek. Yani bu da tabii ki ya da ya borsaya gelecek bunlara baktığımız noktada. Bunun açıkçası kısa vadede hatta yani ben bir sene öncesinden bunun yani bir seneye yaygın bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Hatta bunun ötesi bile olabilir. Zaman içerisinde. Burada asıl kilit nokta ne biliyor musunuz? Kilit nokta güven. Eğer ekonomide güveni sağlarsanız burada insanlar dönüştürdüğü paraları yani dövize ya da başka kalemlere yani geçireceklerini burada yatırım yaparlar ya da Doğru. işte belki borsa olabilir yani daha işte orada sonuçta bir şirkete ortak oluyorsunuz. Tabii. Ama en azından dövize kaçmanın önüne geçmiş olursunuz. Bu açıdan hükümetin ya da iş başına gelecek hükümetin burada ilk etapta sağlaması gereken şey güven ki bu da tabii ki eğer kur korumalı mevduattan dönüldüğü noktada insanlar dövize kaçış yapmasınlar. Bu açıdan yani bizim değerlendirmemiz gereken konu ise genel iktisadi politikalara dönüp şeyden seçimden sonrasında kur korumalı mevduattan da belli bir projeksiyonla belli bir vadede yavaş yavaş çıkılması gerekiyor. Yani bu şu anki durum açıkçası sadece yani sermaye transferinden başka bir şey değil. Yani parası olanın parası olmayanın parası olanı fonladığı adilane olmayan bir süreçten geçiyoruz. Seçim sonrasında ben bu kademeli olarak değişeceğini ama bir seneyi aşkın bir süreçte ancak bunu sağlanabileceğini yine şunu söylemek gerekiyor. Yani muhalefetin iş başına gelmesi halinde güveni ne kadar sürede sağlayabilir? Hükümetin iş başına kalmaya devam etmesi halinde güveni genel iktisadi politikalara dönse de ne kadar sürede sağlayabilir? Aslında bunu sorgulamak gerekiyor. Muhalefetin iş başına gelmesi halinde daha kısa sürede yani genel iktisadi politikalara dönecekleri için daha kısa sürede güven sağlayacaktır. Hükümet de iş başında kalmaya devam etmesi halinde genel iktisadi politikalara dönmesi halinde dahi güveni sağlaması birazcık daha zor olacaktır. Çünkü ciddi bir güven erozyonu oldu geçtiğimiz senelerde. Yani 2-3 defa bunu sağladılar. Yabancı yatırımcıların buraya güven sağlayıp güven duyup tekrardan buraya gelmesi o açıdan biraz zor olacaktır. Bir süre daha izleyeceklerdir ve öyle gireceklerdir diye düşünüyorum. Yurt içindeki yatırımcılar da keza öyle olacaktır. Bu açıdan vadeyi birazcık değerlendirmek gerekiyor. Yani muhalefetin iş başına gelmesinde birazcık daha kolay bir durum söz konusu olabilir. Kurkulu mevduatta çıkışta. Fakat mevcut hükümetin kalması halinde güveni sağlaması birazcık daha zor olacağı için o geçmiş dönemdeki erozyonla birlikte birazcık daha vadeye yayılacağını ben düşünüyorum açıkçası. Bu arada tabii 92 milyar TL'lik bir hazineye maliyeti vardı kur korumalının. 89 milyar TL'lik de bir Merkez Bankası'ndan mal. Toplam 180 milyar TL. Baktığınız zaman ya da 190 milyar TL, 90 milyar dolarlık da bir aslında dolara vurduğunuz zaman bir maliyeti var. Yani bu maliyete katlandık ama hala dolar
19 liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Doları tutma pahasına yapıyoruz bunu. Peki yarınki Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nda beklentiniz ne yönde olur? Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi faiz indirimi devam eder mi? Yoksa Merkez Bankası bir ters köşe yapar, biz bağımsızız mesajını, imajını yaratmak adına faizleri indirmeyip pas geçer mi? Ben pas geçeceğini düşünüyorum. Zaten yani sürdürülebilir bir durum değil ama yani bir indirim yapsa da bunun piyasa etkisi zaten sınırlı diyebilirim. Yani piyasa daha farklı hareket ediyor. Yani mevduat faizlerine baktığımız noktada, kredi faizlerine baktığımız noktada yukarı yönlü bir itişin olduğunu görüyoruz. Yani bankalarda mevduat toplamanın arayışı içerisinde olduğu net bir şekilde gözükmekte. Bize marjinal faydasının da özellikle bu faiz indirimlerinin oldukça azalmış gibi gözükmekte. Yani bir faiz indiriminin ekonomiye ya da kısa vadede yani nedir? Bizim geçtiğimiz senelerde yani 10 senede hükümet baktığımız noktada faizleri düşük tutalım ama hemen akabinde enflasyon sarmalı söz konusu ya da kur atakları söz konusu oluyor. Bu açıdan değerlendirdiğimiz noktada bir de bunun marjinal faydası artık oldukça yani seçim dönemine de geldiğimiz noktada biliyorsunuz ki büyümeyle oy oranı arasında genelde ilişkiye bakarlar bu süreçte. Ama mevcut durumda baktığımızda yani bu faiz indirimi yeni bir faiz indirimi olsa da büyüme konusundaki etkisinin oldukça sınırlı olması beklenebilir diye düşünüyorum. O zaman şöyle de bir algı yaratılacak. Yani Cumhurbaşkanı evet düşmesini söyledi ama Merkez Bankası bağımsız olduğu için faiz oranını düşürmedi, pas geçti. Bakın Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışanlara da ya bu cevap olur şeklinde. Hani böyle bir görüş var mesela bende. Artık bundan sonra 50 bas puan düşse ne olur, düşmese ne olur? Hani çok bir etkisini görmeyeceğiz aslında ama hani algı yaratmak adına böyle bir şey tahmin ediyorum. Ben öyle bir beklentim var doğrusu, onu söyleyeyim. Evet, yani makul bir açıkçası senaryo o, yani olabilir, ben de öyle düşünüyorum. Evet. Ama dediğim gibi yani faiz indirimi yapsa da bunun marjinal faydasının yani oldukça zaten sınırlı, hatta olmadığını ben düşünüyorum. Tabii ki herkes gönül ister ki faizler oldukça düşük olsun, tabii, enflasyon düşük olsun ama tabii, yani şu anda bir durum tespiti yaptığımız noktada ise oldukça olumsuz bir süreçten geçiyoruz. Ben de sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorum. Yani bu bir anlamda son ayda yani bağımsız Merkez Bankası bağımsız şeyi itibarı yaratmaya çalışılabilir diye düşünüyorum ben. Peki son soru. Dolar kurunun seçimden önce... Sesiniz gitti. Ha, geliyor mu şu anda sesim? Sesim geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Hemen bir şey yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Yeliz Hanım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Seçimden önce acaba böyle bir değişiklik olur mu dolar kurunda? Onu Filiz Hoca'ya soracağız şimdi. Ama önce İngiltere'de bütçe açığı rakamları açıklandı ve bütçe açığı beklentilerin üzerinde geldi. Yani İngiltere ekonomisinde aslında tehlike geçmiş değil. Çift haneli enflasyon bir taraftan. Bir taraftan bütçe açığı hakikaten ekonomi yönetiminin ve başbakan Sunağın da işi oldukça zor. İngiltere'de Mart ayında 21 milyar sterlin olması beklenen bütçe açığı, beklentilerin üzerine çıkarak 21,53 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşti. Açık, geçen yılın aynı dönemine göre 16,3 milyar sterlin arttı. Mart 2023'te sona eren mali yılın tamamında kamu sektörü net borçlanması 139,2 milyar sterlinle gayri safi yurt içi hasılanın %5,5'i seviyesinde gerçekleşti. Mart 2023 mali yılı net borçlanması 1946'dan bu yana görülen dördüncü büyük borçlanma oldu. Mart 2023 sonunda kamu sektörü net borcuysa 2 trilyon 530,4 milyar sterlinle gayri safi yurt içi hasılanın %99,6'sı seviyesinde gerçekleşerek 1960'lardan bu yana görülen en yüksek orana çıktı. Efendim şimdi doçent doktor Filiz Er Yılmaz karşımda, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Filiz Hocam günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın Sam Bey, çok teşekkür ederim. Ben iyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta ayın 6'sı yanılmıyorsam Aydın'da bir toplantı gerçekleşecek. Ali Bey Yatırım Baş Ekonomisti olarak siz katılıyorsunuz. Ben de oraya konuşmacı olarak geleceğim. Orada aynı platformda Türkiye'nin ekonomik gelişmeleriyle ilgili bir eğitim tadında çok keyifli bir toplantı gerçekleşecek. Orada da
lafları sizinle bol bol konuşuruz ekonomi üzerine. Ama şimdi bugün özellikle yarın açıklanacak olan politika faizi. İsterseniz bu defa Türkiye'den Amerika'ya gidelim. Ne dersiniz? Ne bekliyoruz? Hani böyle bir algı var mı acaba Merkez Bankası biz bağımsızız algısını yaratmak adına bir pas geçer mi? Yoksa yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi faiz oranı düşer mi? Şöyle söyleyeyim Sami Bey, yani son iki toplantıya bakarsak özellikle politika metninde bize iletilen sözlü yönlendirmelerde yani Merkez Bankası'nın özellikle depremle ilgili çok ciddi ekonomik büyümeyi sarsmadığı sürece pas geçeceği yönünde ve yılın ilk 6 ayını özellikle aynı politika faizine devam ettireceği yönünde sözlü yönlendirmesi aslında çok açık. Dolayısıyla Merkez Bankası diyor ki yani ben deprem etkilerine bakıyorum. Zaten kısa vadede her ne kadar etkileri olsa da uzun vadede bir etki beklemediğim için hani şu an deprem etkilerini hafifletme adına para politikasını kullanmama gerek yok. Yani faiz indirmeme gerek yok mesajı veriyor. Tabii bu piyasalarda ilk iki ay öncesine gidersek şaşkınlık yaratmıştı. Neden? Çünkü deprem olmasaydı bile biz Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekliyorduk. Neden? Çünkü hem ekonomi yönetimi hem de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında seçime giderkenki olan sürede hem ekonomik büyümeyi desteklemek hem de kendi seçmen tabanlarına faiz indirme noktasında, politika adımı atma noktasında bir ne diyelim sözlü yönlendirmeyle gittikleri için bu beklenen bir durumdu. Fakat sürpriz bir şekilde Merkez Bankası'nın depreme rağmen faiz indirmediğini gördük. Bana kalırsa burada aslında önceliklendirilen finansal istikrar, yani kurda seçime giderkenki olan sürede öyle veya böyle risk unsuru yaratacak bir harekete aslında ne diyelim gitmek istemiyor. Tabii şu da var, şimdi seçim öncesi dönemde ekonomik büyüme elbette güçlendirilmek istenecek. Fakat Merkez Bankası şunu artık çok iyi biliyor ve tecrübe etti. Yani politika faizi indirseler de bu özellikle piyasa faizleri de aşağı yönlü bir baskı yaratmıyor. Aksine ticari ve özellikle ne diyelim bireysel krediler tarafında biz yukarı yönlü gitmeyi gördük, bir ayrışmayı gördük. Dolayısıyla her iki noktaya da bir makro ihtiyacı adım geldi. Yani ekonomik büyümeyi genişletme adına neye rağmen, kurdaki istikrarsızlık adına rağmen faiz indirseler de bunun işe yaramadığını gördüler. Bu nedenle seçime giderken de olan sürede zaten son dönemde kurdaki ateş ortada. Kurdaki o istikrarı bozmama adına faizleri indirmeden yola devam edeceklerini ben düşünüyorum açıkçası. Belki şuna bakmak gerekebilir. Yani son dönemde kurdaki bu yükselişle birlikte seçime de gerçi çok az kaldı ama hani olası bir makro ihtiyadi adım olur mu? Çok zannetmiyorum. Yani ben politika metninin geçen ayki metninde hemen hemen aynı olacağı kanaatindeyim. Önemli bir değişiklik de beklemiyorum. Dolayısıyla şu vurgu devam edecek. Yani biz yola makro ihtiyadi adımlarla devam edeceğiz. Dolayısıyla ne diyelim liralaşma stratejisi bağlamında daha önce uyguladıklarımızı yapacağız. Gerekirse ek ilave adımlar alırız. Sözlü yönlendirmesi de yine metinde devam edecektir diye düşünüyorum. Bir de bu arada yani, dolar kurunun 20'lerin üzerine çıkmaması adına da yani bankacılık sektöründe en azından bankalar arasındaki işlemlerde 20'lerin üzerine çıkmaması adına da yeni makro ihtiyati tedbirler muhtemelen bir 15 gün içerisinde yine gelmeye devam edecek ama piyasada da çoklu bir dolar kurunu görüyoruz. Her ne kadar Merkez Bankası kabul etmese de bunu. Evet Sami Bey katılıyorum. Yani piyasada böyle bir beklenti var. Hem çoklu döviz kuru var hem de özellikle serbest piyasayla Merkez Bankası'nın satış fiyatı arasında da fark makas gittikçe açılıyor. Dolayısıyla orada bir seçim öncesi dönemde bir risk unsuru çok daha net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla buna ilişkin bir makro ihtiyacı adım gelir mi beklentisi var. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın kafasında bu önümüzdeki 20 günlük sürede özellikle kurda bir beklediğinin aksine bir yükseliş olursa elbette makro ihtiyadi adımı devreye sokacaktır ama şimdilik sanki hani piyasayı çok da tedirgin etmeme adına tam da seçim öncesi dönemde güçlü bir sözlü yönlendirme koyma ihtimali neye rağmen olası aksilik durumunda bir makro ihtiyadi ya da şu an hazırladıkları bir makro ihtiyadi adım olsa da güçlü bir sözlü yönlendirmeyle gelip piyasada acaba bu ne olabilir, ne gibi bir önlem olabilir gibi bir soru işareti yaratacaklarını ben çok düşünmüyorum açıkçası Sami Bey. Dolayısıyla sakin, sessiz, son dönemde olduğu gibi yola devam edeceklerini düşünüyorum açıkçası. Peki, tam da seçime 20 gün kalanlar. Peki 3 Mayıs da önemli aslında. 3 Mayıs'ta da Fed'in açıklayacağı faiz oranı var. Şimdi orada da Mayıs'ta bekleyip Haziran'a mı kalır bankacılık krizini biraz daha yatsın diye yoksa Mayıs'ta 25 artırır devam eder mi? Burada da aslında iki farklı görüş var. Sizin beklentiniz ağırlıklı olarak ne yönde Fed'in hareket edeceği şeklinde?
şöyle söyleyeyim Sam Bey, yani bu soruyu dün sorsaydınız çok daha net, çok daha güçlü bir cevap verebilirdim. Cevabım halen aynı. Ben hala çok senaryoda ciddi bir bozulma olmadığı sürece 25 basmanla geleceğini düşünüyorum. Dün Amerika'daki en sorunlu bölgesel banka First Republic Bank'ın ilk çeyrek bilançosu geldi. Bilanço piyasanın moralini bozdu. Şöyle söyleyeyim, yani ilk çeyrekte %40'lık mevduatlarda bir azalma var. Yani 137 milyar dolar beklenirken 104 milyar dolara kadar geri çekilmiş. Bu haberin sonrasında bir Bloomberg'e ulaşan bir habere göre First Republic Bank 50 ile 100 milyar dolarlık varlık satışına gideceğini açıkladı. Şu an Asya piyasaları, Avrupa piyasaları, Asya piyasaları negatifte, Avrupa vadeliler negatifte. Hatta şöyle söyleyeyim, dün bu haberle yani First Republic bilançosunu açıkladıktan sonra %49.3'lük bir düşüş kaydetti. Şimdi bu piyasalarda bankacılık krizi yeniden geliyor mu endişesi yarattı. Ve dün itibariyle güvenli liman talebi oldukça güçlendi Amerika'da. Çok ciddi %6'lara kadar 2 yıllıklarda düşme gördük. Dolar endeksi ve yende güçlüğü ve altında bir yükseliş ivmesi görüyoruz. Şimdi bir taraftan da dün Amerika'dan da özellikle büyük teknoloji firmalarının nelerini karşıladık? Bilançolarını karşıladık ve verileri karşıladık. Şimdi gelen veriler de resesyona işaret ediyor. UPS'in özellikle bilançosu oldukça kötüydü. Yani bir tarafta hem gelen bilançolar, karışık geliyor bu arada bilançolar, hem de gelen veriler bir miktar ekonomide beklenenden daha güçlü soğumaya işaret ediyor. Bunun yanında bankacılık endişeleri yeniden gündeme geldi. Resesyon kaygıları daha da güçlendirdi. Şimdi şuna bakacağız. Çok kısa vadede First Republic Bank'la ilgili durum nasıl gidecek? Çünkü spekülasyonlar dün akşam itibariyle piyasada oluşmaya başladı. Acaba devredilmek zorunda kalır mı? FDIC ve Fed'inden müdahale etmek zorunda kalır mı diye. Böyle bir risk masada görünüyor Sami Bey. Orayı takip etmek gerekecek ama ben bu riske rağmen Fed'in Mayıs'ta 25 basmanla geleceğini ama artık Mayıs'tan sonra durma noktasına geçme ihtimalini masaya koyacağını düşünüyorum. Yani çok ciddi bir olumsuz durum olmazsa Sami Bey. Ama şunu anlıyoruz, yani şimdiye kadar olan gelen rakamlar herhalde Mayıs ayı, tabii yine dediğim gibi şart koymak lazım, verilere bakmak gerekecek. Mayıs'tan sonraki enflasyon, iş gücü piyasaları ve bankacılık krizi kaynaklı kredi daralması ne yönde gidecek? Ama kuvvetle muhtemel şu görünüyor, yani Mayıs'ta 1.25 yapıp beklemeye geçme ihtimalleri oldukça güçlü görünüyor diyeyim. Ama dediğim gibi yani Haziran için elbette verilere bakarak daha doğru kararı vereceğiz hep birlikte. Peki hocam, bir taraftan da tabii bu Fed'in alacağı faiz kararı doğrudan ons altını da yakından ilgilendiriyor. DXY'daki geri çekilmenin ne kadar daha devam edeceğini, Amerikan parasının ne kadar daha değer kaybedeceğini gösterirken dünya para birimlerinde ne kadar değer kazanacağını beraberinde getiriyor. Ters bir korelasyon var. Faizler yeniden mesela baktığımız zaman 2 yıllık tahvil faizleri yine 4'ün altına gördü. Şimdi bu senaryo sonrasında diyelim ki 25 bas puanlık artış gerçekleştirdi. DXY'daki durum ne olur? Amerikan borsaları bundan nasıl etkilenir? Altın bundan nasıl etkilenir? Faizler yine böyle düşük seviyede kalmaya devam eder mi? Dördün altını görmeye devam eder mi? Tabii Sami Bey, şöyle söyleyeyim. Yani eğer bankacılık krizi bu son haberlerle birlikte daha da alevlenmezse ve Mayıs itibariyle Fed eğer durmaya geçerse elbette bu en kötü ihtimalle daha sakin bir dolar endeksi anlamına gelecek. Hı hı. Hatta artık Fed durma noktasına geçeceği için eğer böyle bir senaryo olursa, Haziran'da bir faiz artırımı gelmezse bu durumda elbette dolar endeksine bir sakinlik beklemek gerekebilir. Hatta gelecek ekonomik bir öncü göstergeleri daha güçlü bir şekilde yılın ikinci yarısı resesyona ilişkin sinyal verirse, ki bu beklenti dahilinde, bu durumda elbette orada bir zayıflama beklemek gerekebilir diye düşünüyorum. Ama yok, eğer bankacılık krizi kaynaklı endişeler resesyonla birlikte masada olmaya devam edecekse, bu dolar endeksinde bir güvenli liman talebi yaratarak beklediğimizin aksine daha güçlü duran, yükseliş isteği olan bir dolar endeksi anlamına gelecek. Şöyle söyleyeyim, yani dünkü rakamlara baktığımızda resesyon endişeleri sonrası 2 yıllık 10 yıllıklarda sizin de söylediğiniz gibi çok güçlü geri çekilme olmasına rağmen dolar endeksinde %0.5'in üstünde bir artış var. Çünkü güvenli liman talebi ediyor. Ons altın tarafında evet, yani 2 yıllık 10 yıllıklarda geri çekilme kıymetli madenler tarafında destek veriyor ama güvenli liman talebi olarak dolar da altınla birlikte talep edildiği için evet, dolardaki yükselme bir miktar altına elbette baskılıyor. Yani ciddi belirsizlikler var. Yani FED'e ilişkin bir kere belirsizlikler var. Yani hiç bankacılık krizi çok alevlenmese bile Haziran'da bir 25 bas puanla daha gelme ihtimali var. Bankacılık krizi gerçekleşirse çok daha farklı bir senaryo ortaya geliyor. Dolayısıyla
Şunu söyleyebilirim, yani bu dünkü bu First Republic Bank ile ilgili haber akışını bir takip etmek gerekecek. Dolayısıyla bankacılık krizi orada nasıl ilerleyecek? Evet. Ona bakarak aslında ne diyelim, bir miktar daha netleşir senaryo diye düşünüyorum. Çok Haliyle çok net bu soruya cevap vermek şimdilik çok zor. mümkün gibi görünmüyor ama senaryolar üzerinden belki bu şekilde bir tahminde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz sevgili hocam. Doçent Doktor Filiz Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle gün ortasının da özür diliyorum sabah ekranının da sonuna gelmiş olduk. Filiz hocamızın yaptığı açıklamalarla birlikte. Evet, bugün de sabah ekranının sonuna geldik. Beklenti raporuyla beraber. Evet efendim, yarın saat 07'de kimselere randevu vermeyin. Çünkü yarın sizlere Denizli'den sesleneceğiz. Denizli'nin ekonomisini, ihracatını ve Anadolu'nun bir anlamda nabzını, reel sektörün nabzını tutacağız. Yayınlarımızı Denizli'den canlı olarak karşınıza getireceğiz. Konuklarımız olacak. Denizli'den önemli isimler konuklarımız olacak. E-ihracat ve e-ticaretle ilgili önemli bir toplantı gerçekleşecek. Denizli'de Türkiye'nin çıkış yolu aslında ihracattan ama değerli ihracattan geçiyor. İşte bu da e-ticaret ve ihracatla mümkün. Yarın sabah 07'de kimselere randevu vermeyin. Denizli'den karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Takas İstanbul beklenti raporunu sundu.